Vakıf Katılım, Senayi Demirci ile akşam üzerine sunar. ki evet artık oradayız demek. Evet. Ez cümle mi öz cümle mi? Ez cümle. Farsçadan cümle. geliyor biliyorsun. Ez, ez, ez. Farsça. Ben. Dendan demek. Bişnev ezney. Dinle neyden. Ez cümle. Öz cümle. Bütün bitişler sonlar bir mühürdür biliyorsunuz. Yarın dönüş günü. Bayram demiyorum. Eid demektir bayram Arapçada. Eid, Eid, Eidul Fıtr. Eidul Adha, Eidul Fıtr. Ramazan bayramı dediğimiz bayramın adı. Niye bu kadar sevinçli oluyoruz? Ya da bir, bir tek ben mi oluyorum hani? O daha büyük problem olur da. Yok canım. Tek sevinçli sen değilsin. Bir defa oruç bizi çocuklaştırdı. Ki herkes kendi vatanına, kendi yuvasına, çocukluğuna dönerek gider. Orucun bize hatırlattığı, öğrettiği şeyler çok da hatırlattığı, yaşattığı bir bilinç dışı durumdur bu. Çocuklaşırız. Yani iftar sofrasının beklentisi içinde tıpkı çocuklar gibi çok az şeye sevinmeyi öğreniriz. Bu orucun en tatlı meyvesidir. Çok az şeyle sevindirme fırsatımız olur. Yani bir insanın aç olduğundan eminsindir. ne kadar zengin imkanı olursa olsun iftar sofrasında açtır. Sen onu çok küçük bir şeyle sevindirebilirsin. İftar suyu hem sevinçtir hem sevindirme sevincidir. Nasıl? İşte ezan anında hani şeye kadar indirgeriz onu. Birine iftar ettirme mükellef, sofralar kurup onu davet etmekle alakalı bir şey değil sadece. Aynı hane içerisinde ya da esnafsınızdır tükeni kapatmamışsınız o anda suyu önce ona vermek. Bu evet. kadar. Evet. İkram bir oruçluya iftar ettirmektir onun adı da. Evet. Bir nezaket sofrası açılıyor. Yani suyu her zaman herkes verebilir. Herkese verebilir. Teşekkür ederim. Almıyorum. Siz için lütfen. Ama o, o sofrada herkesin herkese ihtiyacı var. Herkes herkese iyilik etme şansına sahip. Fırsatına sahip. Neyin varsa, yarım hurmada varsa sevindirebiliyorsun bir bardak soğuk suyla sevindirebiliyorsun. Sevindirilebilmeyi özlüyoruz, sevindirilebilmeyi öğreniyoruz. Çocuklar gibi sevindirilmeyi de öğreniyoruz. Ya yani sevindirmeyi de öğreniyoruz. Sevindirmenin sevinci başka bir şeydir. Sevindirebilmenin sevinci. Bir başkasını sevindirdiğinde yüzünde gördüğün sevinçle, senin onun yüzünde gördüğün sevinçle, Sevinç duyman, sevindirmen bak karşılıklı bir akış. Aynaların birbirine bakışı gibi muhteşem bir çağlayan başlıyor ve karşılıklı sevinmeye başlıyoruz. Bu ancak Ramazan'la mümkün, ancak iftarla mümkün. Acayip bir cümle kuracağım şimdi. Kesinlikle kurarsın. Az önce aklıma geldi. Bunu kurmalıyım dedim. Artı alırım yani kesin. Ee, Kadir diye bir arkadaşımı aradım. Ne yapıyorsun dedim. Hiçbir şey dedi. Böyle bir yüksek yani. Hani sor. Ne yapıyorsun dedim. Çok da merak ettiğimden değil. Lafa bir yerden girmem gerekiyor diye aslında. Hiçbir şey dedi. Niye dedim? Allah benden yapmayı aldı dedi. Yapmak. Hmm. Allah benden yapmayı aldı. Bir şey etmeyi. Evet. Yapmak. O fiili, o eylemi. Bayram biraz da yapabildiklerimiz vardı. Yapmayı almadı Allah bizden. İkram etmeyi almadı. Oruç tutmayı almadı, sevindirmeyi almadı, sevindirmeye sevinmeyi almadığıya sevinç olabilir mi? İşte bütün ayidin anlamı da orada çıkıyor. Cümlem Aidin. güzel miydi? Yani evet, güzel. Tamam. Yani sıra dışı, sıra olan üstü <laughs> denebilir. <Evet. gülüyor> Teşekkür ederim. Neydi? Yapmayı aldı bende. Allah benden yapmayı aldı. Hı -hı. Eylemsizlikle eylem ortaya koyuyorsun. Her zaman bir şey yaparak. Ödül alacağımızı, makam kazanacağımızı, mevki kazanacağımızı, sevap kazanacağımızı zannediyoruz ya. Bütün onlar görüntü. Ama ilk defa görünmekten, yapmaktan, eylem ortaya koymaktan vazgeçerek olmaya odaklanıyoruz. Bu insanın içine doğru ışımasıdır. İçine doğru ışımak hangi renktir? Siyahdır, karadır. Kâbe o yüzden karadır. Işığı alır, içine doğru üşür. İnsan da öyle e, o açlığın verdiği terbiye ile içine doğru üşür, içindeki o Allah'la sözleşmenin tadına varır. Kimseye söyleyemediği, söyleme ihtiyacı duymadığı o sırdaşlık sabahtan akşama ince ince devam eder. Hani Davut aleyhisselam'ın bir duası vardır. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, seni sevenleri sevindirmeyi, seni sevenleri sevmekle sevindirilmeyi bana billur gibi soğuk sudan daha sevimli kıldır. Billur gibi soğuk su sevilmez mi? bütün oruç boyunca bu duanın kabul olmuş hali oluyoruz. Billur gibi soğuk su orada biz oruç tutuyoruz. Yani oruç tutanların tarafını tutuyoruz. Oruç tutanların başta Allah Resulü'nün bütün nebilerin, sıktıkların tarafında oluyoruz. Tarafımızı gösteriyoruz. Tarafımızı belli Evet. Tutunarak oruca onların tarafını tutuyoruz, onların tarafında oluyoruz ve ispatlıyoruz. Allah'ım ben seni billur gibi soğuk sudan daha çok seviyorum. Bak duanın makbul hali. Böyle olunca İdül Fıtr, Ramazan bayramı, fıtrata dönüş bayramı. <laughs> Fıtratımıza nasıl döndük? Çocukluğumuzun temel iki duygusuna dönerek döndük. Birincisi hayret, ikincisi minnet duygusu. Şöyle bir kural vardır canlılar aleminde biliyorsun. Her canlı ömür boyunca yapacağı şeyi öğrenmiş olarak doğar. Bir arı saniyesinde kovanından çıkar, çiçeği nerede bulacağını, onun polenlerini nasıl toplayacağını kovana nasıl geri döneceğini bilir. Bilir. Öğrenmiştir. Karıncalar öyle. İnsana geliyorsun, insan daha konuşmasını bilmiyor. Yürümesini bilmiyor. Adını bilmiyor. Bir sürü eğitim alacak. Hala da eğitim almaya devam ediyoruz. <laughs> Bütün bunları bilmezken insan iki şeyi çok iyi bilerek doğar. Birincisi hayret etme. Hayret etmek insanın fabrika ayarıdır. Yani default setting dedikleri. Bebeklerin gözlerine bak böyle böyle bakarlar. Bu hayrettir. Çocukların nasıl kolay sevindirilebildiklerine bak. Minnet duygusudur o. Yani çok küçük şeylerle sevinirler. Çok küçük şeylerle sevindirebilirsin. Çok küçük şeylerle sevindirmeyi ve sevinmeyi oruçla yeniden hatırlatır bize Allah. Elimizin erişemediği paramız olsa da elde edemediğimiz o şeylerle aramızdaki o gönüllü mesafe, o razı olunmuş yoksulluk her şeye hayret etmeyi öğretir bize. Hayrete ve minnete geri döneriz. Bayramla beraber o Ramazan'ın sonucudur. Ayet-ül Fatır. iade kelimesinin Arapça köküdür. Dönüş demektir. İade, e, geri vermek. Psikolojik adı regresyondur. Bazen problemlidir ama çoğunlukla regrese olmak diye bir kavramdan bahsederiz. Çocukluğuna dönmek ister insan. Orada yarım kalmış bir sahneyi tamamlamak ister. Çoğu psikolojik problemlerimizin temelinde de bu vardır. Bir yerde bir sahne yarım kalmıştır. O sahneyi tamamlamak için çaba gösteririz. Farkına varıncaya kadar da ne oluyor bana deriz. İşte tam buradayız şu anda. Çocukluk sahnemizin en belirgin replikleri, duyguları Ramazan boyu bizimle beraber oldu. Hissedebildim mi bilmiyorum. ya yani çok çok kolay sevindik. Bunu. Çok şükür. Ya, haylazlık bile ettik. Skee oynadık. Harika bir duygu. Ee, biraz anne ve babalar üzerinden. Evet. Bir bayram sabahı e, tabiri istesem. Ah, Çünkü çok evet. çok önemli. Çok. İçinde bir hüzün de var bayramın. Onu da niye bilmiyorum. Yani bayram sabahında bir hüzün de oluyor. Ben bayrama ilişkin çok kısa bir şey anlatayım size sonra. Oradan soruyla bırakayım lütfen. Çok uzun bir şey anlatacağım. Köy köyde bayramları yaptığımızda Hı. ben yetim olmanın bütün e, parametrelerini de kullanarak yani yetimdim ve yapmaya mecburlardı bunu biliyordum yani ve bunu kullanıyorum aslında. Hı. Önce bayram namazına giderdik. Evet. E, cami hemen köy mezarlığının yanındaydı zaten. Oradan çıkar bayram namazına, bayramdan çıktıktan hemen sonra cemaatle bayram namazına gelenlerle, hemen çıkar kabristana giderdik. Dünya hayatı bitmiş olan yakınlarımızı ziyaret ederdik. Ben yıllar sonra onu kendimce şöyle yorumlamıştım. Evet bugün sizin bayramınız. Dün oruç adı altında yasakladıklarım helalinden bugün değil. O çerçeve içerisinde mutlu olun, eğlenin, sevinin, coşun, konuşun. Ama buraya döneceksiniz bunu da unutmayın. Yani o o fitra döndüğünüz günün ilk sabahında Hı -hı. asıl döneceğiniz yeri de tekrar hatırlatayım size. O yüzden kabristan mezarlığıyla başlarız diye düşünürdüm. Evet. Aslında mezar ziyaretleri arefe gününün geleneğidir. Evet. Bayramla dirilere gideriz. Arefe günü hem Kurban Bayramı'nda o da idul Adha'dır o da duha, aydınlanma ya dönüştür o o haçla ilgilidir, o başka bir mevzu. E, Arefe günü rahmetli babam, üstelik esnafız. Yani Arefe günü bizim tam iş yapacağımız zaman. Tam iş yapacağımız zaman hiç e, istisnasız beni alırdı. En büyük evladı benim. Beraberce bütün köyleri dolaşırdık. Yani böylece aslında ben köklerimi de öğrenirdim orada e, dayımın işte <laughs> kuzeni olan biri ya da büyük annemin annesinin kabri derken böyle bir mikrofon hocam şöyle. Bir ne kadar e, geniş ve kök e, bir aile olduğunu fark ederdik ve her defasında her birinin e, kabri başında bana anlatırdı. Bugün hiç unutmam bir e, teyzemizi anlattı. Yani bizim iki kuşak önceden halamız. Dedi ki, burada yatan e, e, ablamız var ya dedi, onun evine gelen herkes hep sofrayı hazır bulurdu dedi. Bir insanın cömertliğiyle anıldığını o kadar sevmiştim ki hala o kabrin yeri zihnindedir. Mekanı odur, gözüm oraya kayar. Şimdi babamla gitmediğim için hangisi bilmiyorum. O an Lise öğrencisiydim, hatta ortaokulda olabilir. Orada ben yapmak istedim. Hmm. Ya böyle anılmak ne kadar güzel bir şeydir. Allah bize e, diyor ki o mezar ziyareti, kabir ziyareti bir e, tehdit değil aslında. Ahiretle barışık olma. Yani biz bu dünyaya geldik, bu dünyadan da gideriz. Bizden. Kim usanası? Herden biriden doğarız. Ölen hayvandır. Aşıklar ölesi değil. Sonuçta ahiretteyiz şu anda da. Ahiretin tadı, kokusu, tavrı bizimle beraber. O geçici bir makam. Yani bir berzah kabir. Onunla canlanıyoruz. Onu fark ediyoruz. Arefe'nin en tatlı anası kabir ziyareti. Ölümü hatırlamak. Ölümü hatırlamak da hayatı fark etmek içindir. Yani o daha antik çağlardan beri gelen bir düşüncedir, tefekkürdür. Memento mori der. Ölümü hatırla. Birçok yerde yazar. Ölümü hatırla ki hayatın emanet olduğunu, sınırlı olduğunu bilesin ve o sınırlı ömrün hakkını veresin. O yüzden ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışan acelesi yoktur. Her şeye çok derin bir estetik katar. Yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışan ise her insanın son defa görmenin, ona son defa görülmenin sorumluluğuyla çok tatlı bir veda edası içinde çok değer katar. Özen gösterir. Siz de yoklar ben Evet. Ya işaret etmedim aslında kendi yani mikrofon güzel. Yani ee, bu, bu mikrofon bugün herhalde çözülür ya mikrofonsuz konuşuruz Mikrofon evet. Bayram sabahı. Bayram sabahı bence ya bence demeyeyim tabii ki Allah Resulü'nün uygulaması ortada. Ee, Peygamberimiz bayram sabahlarında musalla geleneği, musalla geleni. musalla özel bir namaz kılma yeri. Yani Mescid-i Nebevi dediğimiz yerin dışında daha genişçe bir alan. Şu anda Mescid-i Nebevi'nin yani bugünkü o geniş dış avlusunun içine denk geliyor. Oraya özellikle orada kıldırıyor bayram namazını. Uygulama şu. Kadın, erkek, dolayısıyla çocuklar hep birlikteler. Ortalık bir renk cümbüşü. Ve herkes kendince ikram etmek üzere bir şey getiriyor. Bayramın bayram oluşu, o kadın dokunuşu, o çocuk kadınların gelişiyle beraber çocuk cıvıltılarıyla oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle yapıyor. Yani erkeklerin toplandığı alanda bir kısa hutbe okuyor. Hanımlardan müsait olanlar bayram namazı kılıyor. Olmayanlar bekliyor, sonra onlar birbirine karışıyor, hanımların tarafına karışınca geçiyor, bir hutbeyi de orada okuyor. Çocuklar da orada. Bizim musalla geleneğini ihya etmemiz gerekiyor. Yani bayram namazı, erkek namazı olmaktan çıkmalı. E, yıllar önceydi, hani çok da geçmedi üzerinden sağ olsun. Diyanet İşleri Başkanımız e, Görmez Hoca, ondan rica ettik. Bize destek oldu. Biz namaz gönülleri platformu olarak İstanbul'da musalla geleneğini Avrupa yakasında Sultanahmet'te, Anadolu yakasında Mimar Sinan Camii'nde başlattık. O kadar güzeldi ki ben Sultanahmet'teydim. Bugün. O Sultanahmet'in meydanı cıvıl cıvıl insan dolu. işte kadınlar, çocuklar, Kimisi lokum getirmiş, kimisi sarma sarmış. E, dernekler, sivil toplum kuruluşları bayram diyoruz. Yani bayramın sevinci bizim birbirimize borcumuzdur. Ben şöyle bir cümle kuruyorum hani ne ne diyordunsa acayip bir cümle kuracağım dedin ya. Tam öyleydi. Acayip Hı? bir cümle kuracağım dedin. Acayip bir cümle kuracağım. Basit. Allah bayramı bizden yapıyor. Bizden. Allah yapıyor. bayramı Bizden yapıyor. Bizden yapıyor. Evet. Bayramın ana malzemesi biziz. Allah cenneti de bizden yani Allah'ın kullarından yapar. O ayet ne diyor? Ey mutmain nefis, irci'u ila rabbiki ra'diyeten mardiyye. Dön Rabbine, razı olmuş ve razı olunmuş olarak fedhuli fi ibadi gir kullarımın arasına hemen vedhuli cenneti ve gir cennetine. Son iki ayeti üst üste getirdiğinde, örtüştürdüğünde şunu anlıyorsun. Yani Cenab-ı Hak bir cennet tarifi yapıyor. Cennete girmek Allah'ın kulları arasına girmektir. Ha, kim Allah'ın kulları? Mehmet Ercan, Senayi Demirci hani ya da işte Şermin Cale, Mehmet, evet. Evet. evet, o bizim immobile. Bayram, Bayram. Orada evet. da kapıda immobile diye seni almazlar. Yani burada <laughs> sıkıntı olur ben sana söyleyeyim. Yusuf evet. var. Tabi. Mustafa var. Sesçimiz vardı Temel. Evet, birkaç Bir sesçimiz var. Taktılar yani. evet. Çok taktılar bize yani. Çok taktılar. <laughs> Kostüm ekibi Gülşenle Şeyma bayağı böyle çok isimler var. Ulaşımdaki Şimdi, arkadaşlar. Ulaşımda ya tabii ya ne kadar güzel şeyler öğrendim ben ulaşım sırasında. Onlar olmadan cennete gidemeyiz. Mümkün değil. Demek ki bir yere gidince tanıdık ararsın ya bir şehre gidince. Yani Diyarbakır'a gittin. Ne yapacaksın Diyarbakır'da? Ha orada ciğer yersin, şu çarşıya gidersin ama gözlerin arar. Ya bizim Diyarbakırlı arkadaşlar vardı. Ya bizim şey Ahmet nerede? Ali nerede? Ahmet nerede? Onlar o şehri güzel yapar. Şimdi cennet bir mekansa ya orada Mehmet Ercan da burada mı diye sorarım ben. Sen sorar mısın Ay burada mı diye bilmem. Sorarım tabii Sana bu dünyada cenneti yaşattıysam sen de cennetinde beni istersin. Ama Allah korusun. Ay o da mı burada falan dedirtirsem istemezsin beni cennetinde. Demek ki cenneti Allah kullarından yapıyor. Senden benden yapıyor. Bayramı Allah kullarından yapıyor. Senden benden yapıyor. Çek insana yeryüzünden bayram oluyor mu? Hı. Olamıyor. Olamıyor yani. O halde birbirimize bayram olalım. Birbirimize cennet olalım. Ben yazıyorum. Hani o, o zaman böyle herkes mesaj gönderiyor ya birbirine. Sevdiklerine bayram olasın. Dikkat et. Sevdiklerinde bayram bulasın ol ki sen de bulasın. Hani herkes iyi insanla karşılaşmak ister değil mi? Bence o kadar yorulmana gerek yok. Sen iyi insan ol, herkesin iyi insanla karşılaşmasını sağla. Evet. Seni bulsunlar iyi insan olarak. Bak bu mümkün. Bayram sabahını bir coşkuya çevirmemiz lazım. O da bayram namazında kadınların ve çocukların katılımıyla olur. Yani, vakti de geniştir aslında yani biraz çekilebilir gündüze doğru. Karlsruhe'de Almanca konuşan Müslümanlar Derneği'nin misafiri olarak bayram namazını öyle geniş bir alanda kıldım Almanya'da. Nasıl tatlıydı, nasıl güzeldi yani bayramdı gerçekten. Böyle ya şimdi şurada bayramını kılalım biz aradan çıkaralım şeklinde olmaz bayram namazı. Coşku ve lütfen İmam yani imam arkadaşlardan ricam ve diyanetimizden ricam hutbeyi uzatmayın. Uzatmayın. Ha bir de her bayram namazına gelene bir de bayram namazı tarifi yapın başta. Ben her defasında unutuyor. E, Neç iki defa olunca e, evet, insan evet. aklı olabilir. Bayram namazı... Cenaze namazları da öyle tabii. Ha, biraz alıştık ona. Ama bayram namazını unutuyoruz. Ya, o tekbirler, eğilmeler, kalkmalar kılalım işte. Yani onunla beraber sevinelim ve sevindirelim. Bir de çok güzel bir şeydi bizim köyümüzde. İşte daire olunur. Herkes herkesin elini mutlaka sıkardı. Musafaha orada. Musafaha. Dargınlar da arada kaynardı ya. Yani. Öyle bir yani. daire olurdu. Bayram namazını kılıyoruz. Ayakkabımızı giyip çıkıyoruz. <laughs> Dönüyoruz. Halbuki Bayramı bizden yapıyordu Allah. Evet. Bayramı bizden yapıyorsa biz Bizi ne de... kadar bir arada tutma süresini uzatırsak o kadar güzel bayram olur. Evet. evet. Birbirimize bayram olma borçluyuz. Ha. Yani bütünüyle o bayrama erişmenin eğitimini aldık. Bak bu kadar bu kadar oruç tuttuk. Kendimizi tuttuk. Sabrettik. O sabah kahvaltısının kıymetini bileceğiz. Çünkü tazelendi. Alışkanlığımız kırıldı. Alışkanlığımız kırıldığı için vardığını unuttuğumuz şeyleri hatırladık. Kahvaltı diye bir şey varmış ya. O nasıl bir şeymiş? Gündüz yemek yenebiliyormuş. Dünyaya yeniden geliyorsun aslında. Yani tazeliyorsun o sevinci. Ee, çok çok üzülmüştüm okuduğumda bir hanımefendinin bir yazısı. Hani bayramlarda diyor. Hiçbir bayramı es geçmeyen, maddi durumu olmayan, uzak mı yakın mı? Muhtemelen uzak o akraba vardır ya. Alır çocuklarını ve mutlaka size gelir bayram ziyaretini. O uzak akraba ama evet. maddi durumu olmayan. Evet. Bazen çocukların çocuk yine mi geldiler?" diyebilecekleri cinsten olan. O var ya diyor işte ben onların kızıyım diyor. Yer etmiş onda. Hmm. E ee, bir insana bunu düşündürmek çünkü onun bunu düşünmesinin nedenleri meydana gelmiş demek ki bayram günü gittiği o ev ziyaretinde. O çocuk ile aklıyla ve bir düğünde bunu yazmış. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Evet. Eğer böyle davranan bir anne, bir baba, bir abi, bir ablaysan ya Allah aşkına geçtiğimiz bir ay boyunca sen ne yaptın? Oruççu adı altında. Neyi tuttun? Neyi bıraktın artık olmamalı benimle diye. Tutulması gereken gibi bırakılması gereken de var. Çok doğru. Neye niyet ettin? Yani var öyle aileler. Uzak akraba, maddi durumu çok yok. Annem fakir olan şeytandır derdi diye yazmıştım ben. Huzurdan kovulmuş. Daha büyük fakir olabilir mi? Yani, <laughs> fakir, fakir o. Şeytan huzurdan kovulmuş. Ondan daha fakiri yok. Hamdolsun. Ee, evet. O yüzden bunu yaşatmamakta fayda var. Kapıları evet. açmakta fayda var. Tebessüm etmekte fayda var. Buyur ne olur gel demekte fayda var. O statüye göre insan insanı ayırmaz. Bu çok çirkin bir şey. Sana hmm. 30 günün 30'unu da bayram kılsa ne olur o şey? Yani... Şoker hakkını kullanmışsın bak. Yani 30 gün sabretmişsin. Onun meyvesi şimdi açılacak. Yani büyük bir baraj düşün. Su birikti birikti birikti. Şimdi baraj kapağını açıyoruz. Oradan coşkulu bir enerjinin çıkması lazım. Oradan etnik üretilecek. Oradan enerji çıkacak, motivasyon çıkacak. Şef çıkacak, kardeşlik çıkacak, dostluk çıkacak. Barış çıkacak, huzur çıkacak. nereden çıkarıyoruz bunu? Sabrettik de ondan. Onaylandık da ondan. O sessizliğimizde yapmanın bizden alınıp, görünmenin bizden çekilip, olmaya, 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 içimize doğru ışımaya, odaklanmamızdan dolayı şimdi birbirimizin hasletini vuslata çeviriyoruz. Hadi. O kadar suyu niye biriktirdik sevgili Baraj? Aç kapaklarını. Şöyle şakır şakır enerji üret. Biliyor musun? Şu kitapla bugün son olarak onu da koyalım. Ha bu var değil mi? Evet evet. Fotoğraf evet. açacak mıyız resmi? Açmamız lazım. Bir an önce aşmamız lazım hatta. <laughs> <laughs> Kalkalım. girdim. Evet. Kalbinde yer yoksa güzelim fark etmez ben ayakta da gidelim. Ha ayakta gidiyoruz. Ayakta gidiyoruz. Olur güzelim. Tabii <gülüyor> <gidelim>. <gülüyor> Güzel. Bizim Cangir yazmıştı güzelim dememe bakma ben bile senden güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bu işte. E, bayram mesajı bu. <gülüyor> <gülüyor> Kalbinde yer yoksa tamam mı? Hala ayakta gidebilirim. Gösterelim mi imobili? Evet. Çocuğun da adı öyle kaldı, yemin ediyorum. Ailesi izliyorsa Buraya mı? Şuraya bayram bayram, bayram. Bayram tam da senin zamanın gelmiş biz sana hala evet. değil. şöyle durayım ben yanındayım. Yani kalbinde yer olmalı ya bayram boyu değil mi? Biz nereye bakıyoruz? Ha. Şey Yusuf'a baktık. Yusuf'a bakıyoruz. E, Mustafa şimdi Mustafa'ya bakalım. Ya da Yusuf'a tekrar. Bunu Bütün... Yusuf'a çevirelim. Biz Mustafa'ya bakalım. Ne diye bileyim işte böyle bir şey geçti işte, şimdi. Tamam. Asla. Şu an ikimiz de Yusuf'a bakıyoruz. Evet Yusuf, görüyorsun, okuyorsun, İzleyici, İzleyenlerimiz de bize bakıyor. Kalbinde yer yoksa, ayakta da giderim. Ben ben giderim diyor yani. Belki kalbinde yer ayınız. Biz bunu bayrama mı diyoruz. Bayrama diyoruz biz. Vardır ama. Yer, vardır. yer vardır. Şuraya koyalım onu. Evet. Şöyle kitapları biraz perdeleyecek ama bayram. Fotoğrafı bu. bu. Aha. Orada bir bakış var. O bakış. Hepimizi bir kara delik gibi içine çeken bir bakış. Lütfen. Böyle bakan onlarca, binlerce, on binlerce çocuğumuz var. Yol gözleyen, bekleyen bizim belki yok canım şunu bir kenara atsam çöpe atsak da olur diye göz yumduğumuz israfına o her bir nimetin parçası için böyle bir duvarın arkasında bir çaresizlikle bekleyen yetimler yüksüzler var. o göz hepimizin gözüne bakıyor. Erken evet. gelenleri kurşunlarım suya sererim leşlerini bekleyenler kazansın istiyorum bütün dünya harplerini demişti Alper Gencer bir şiirinde bekleyenler kazansın istiyorum bekleyen kim evet biraz biraz daha okuşlarsak o gözleri görmesi lazım dostlarımızın o gözdeki bakışa odaklan kameranın zoomu yetiyor mu bilmiyorum Yusuf'un yeter muhtemelen Yusuf o, o gözlerle göz göre, göz göze gelelim. Ha. Göz göze gelelim. Bak. O bakış. Bu film değil, bu edebiyat değil, bu enstantane değil, bu koz değil. değil, poz değil. Bu gerçeğin ta kendisi. Gerçeğin ta kendisi. Bu bizim bayram fotoğrafımız oldu değil mi? Evet. Bayram fotoğrafımız. Fotoğrafçı arkadaşımızın da hakkını yemeyelim ama şu anda hatırlayamıyorum yazı olarak da geçer inşallah. Yani evet adını geçirelim. E, bizim bu bakışta bu göze gözlerimiz değdiği anda artık bize bayram görevi başlıyor. Yani bayram sevinme bayramı değil sadece sevindirme bayramı. Baktığını gördüğümüz anda. Evet. Görmesek de Fıldır fıldır gözlerimizle bu bakan gözleri arayacağız. Mutlaka muhtaç vardır diye. Evet. Sevindirme bayramı. Sev, sevincin de en safı, en güzeli sevindirme sevincidir. Hani bayram sevinci diyoruz ya, bayram sevindirme sevinci diye odaklayalım. Yapacak çok işimiz var. Ee, sevindirmenin sevincinin içinde hüzün de vardır. Ola ki ben birini sevindiriyorum sevincine kendimi fazla kaptırsam kibir denilen illete de yanaşma şansım olabilir. O hiç kaybolmaz. Evet. O her zaman vardır. Yani İbrahim Aleyhisselam putları kırar. Kırar, kırar, kırar. En büyük putun boynuna kır, putları kırdığı baltayı, baltayı asar. Ne demek bu? Putları kırabilirsin ama putları ben kurdum putunu hemen kıramazsın. Belki de hiç kıramazsın. O bizi hep bekler. Yani kibirlenmenin muhtelif yolları vardır. Ben nasıl da mütevazıyım falan diyerek de kibirlenirsin. Var mı benden tevazu sahibi diyerek ben ne bana baktım falan diyerek. Hayır sen bakmadın. Allah seni enstrüman yaptı. Diş kirası esprisi var ya, yani sen vermedin, sen ikram etmedin. Allah senin üzerinden ikramda bulundu. Senin bulunacağın halde değil, senin bulunduğun halde değil, onları alan el yaptı kardeşlerini. Böylece senin vermeni, iyilik yapmanı sağladı. Eyvallah. Yetim, öksüz sen olabilirdin. Muhtaç, fakir, aç, yolda kalmış sen olabilirdin. Hala da adaysın. Oradayız, Burada bitirelim mi? Vallahi iyi olur. Yani e, neydi? Kalbinde yer yoksa güzelim fark etmez. Ayakta da giderim. Biz ayakta gidelim o zaman. Evet. <laughs> bu Sena çok teşekkür ederim. Kendi adıma. Bir Ramazan evet. her akşam üzeri çok güzeldi Demet'ciğim. Harikaydı. Umarım birbirimize cennet olmuşuz. Birbirimize de bayramı bayram ederiz inşallah. İnşallah. Her şey gönlünce olsun. Benim için güzel şans. İnanç boyutunda, örf, gelenek, görenek <laughs> boyutunda. Bu kadar güzel yorumları. E, ya Televizyonlardan dinledim sizden, katıldığınız programlardan, yaptığınız programlardan, canlı yayınlarınızdan vesaire ama Ramazan ayı boyunca böyle öz öze, göz göze, söz söze bunları dinleyebilme şansım oldu. Bu imkanı sağlayan hem yöneticilerimize hem program müdürlerimize, Mustafa Bey, Şerif Hanım'a, Kıymetli Mehmet Yıldız'a, e, bütün çalışma arkadaşlarımıza, Mustafa'ya, Yusuf'a, e, evet. bayrama şu an burada olanlar. Jale'ye, elimiz ayağımız gözümüz evet. oldu, Sağ olsun. E, işte, daha önce de saymıştım ya. Bunların evet, hepsini buralara evet. koyan arkadaşlar var yani biz Nimeti de unutmayalım yani. Nimete işte dinmeyen yani sayamadığımız evet, arkadaşlarımız evet, evet. olabilir. E, haklarını helal etsinler en azından. Evet. Şey de olmuş olabilir. Bilmeden kırmış olabiliriz, görmemiş olabiliriz, söylememiş olabiliriz. Kendi adıma söylüyorum. Ben yaparım çünkü böyle şeyler. Unutur. Evet, ben de çok yaparım. Olur. Hayat aslında detaylardan ibarettir. Hı. Detaylarda bizim neler, neler, neler yani kostümümüzü ütülediler, Aynen öyle. seçtiler, yıkadılar, getirdiler, aldılar, aldılar giydirdiler. Hepimizin e, o sıradan bildiği şeylerin içinde adını bilmediğimiz, hiç bilemeyeceğimiz onca insanın emeği var. Her şey böyle ya. O zaman Konyalı bir meczup var öyle dermiş. Allah'tan Allah gibi Allah'ımız var. Hmm. Allah'tan Allah var. <laughs> ee, işte yoksa vurduğun boşun eline kaldıydık. Allah'tan Allah gibi Allah'ımız var. Yani nasıl bir zarafet gösterdi? Yani açlığımıza hürmet etti ya. Açlığını getir bendensin dedi. Yani kime aç kalarak kendimizi sevdirebiliriz? Hadi şimdi de bayram et dedi. Senden bayram ediyorum. Yani seni bayram ediyorum. Allah'tan Allah gibi Allah'ımız var. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Sağ Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladın. Sağ olun. Her Sağ olun. şey gönlünüzce Ev sahibiydiniz zaten. Evet. Sağ, olun. Sağ olun. Şaka bak ama güzel program sunuşu yaptığın gibi bitirişi de güzel yapıyorsun. Program tamam, kapatmayı. Evet. Yani ben şunu çok iyi yapıyorum. Cümleye başladığımda mantıklı bir yere çıkacak zannediyorsunuz. <gülüyor> 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 Ama olmuyor. Yani bir şekilde ben niyet ediyorum. Cümleye mantıklı gireceğim diyorum Yusuf. Başlıyorum. Yarısındayken ben bu cümleye niye başlamıştım nereye varacaktı diyorum. Ondan sonra araya kaynıyor gidiyor. Çok sık başımıza geliyor. Evet, yani. O cümle ortasında ya olmadı diyor yani. Başa alamıyorum Yüktem, tüm ne, ne varsa birbirine giriyor. Böyle kalıyorum işte yani. Bu birlikte bence böyle kessinler biz. Sen herhalde yine kapatamayacaksın. Kapatamayacağım doğru. ben. Sadece hayırlı bayramlar. Açık Allah nice'sine kavuştursun diyelim ön açık olsun. Sağ olun. Eyvallah. Sağ ol. vakıf katılım Senayi Demirci ile akşam üzerine sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.